Çok görme miskince haykırışımı, efkarımı deste deste gül ettin. Sevdanın yoluna koydum başımı, ham sözlere bal küpünde bal ettim. Ben Yunus Emre'den aldım ayağı, kul himmetle tamamladım uyağı. Öz nefsimden yiye yiye dayağı, yüreğimi yoksullara yol ettim. Senelerdir kendim ile yarıştım, sabır dedim namertlerle barıştım. Aka aka bir ummana karıştım, sol yanımı gönüllere sal ettim. Hayat bir yokuştur hem de bilmece, ulu tanrım büyük yüceden yüce. Can dostu rüyamda gördüğüm gece, Ayaz Bey'i tatlı söze kul ettim. Ahmet Ayaz'ın hayatı ikinci defa kaleme alındı. Kitabın ikinci baskısı Gaziantep Güneş Gazetesi yayınları tarafından çıktı. Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar tarafından araştırmacı, gazeteci, yazar ve şair Ahmet Ayaz'ın hayatı, eserleri, edebi şahsiyeti son şiirleriyle ikinci baskıya hazırlandı. 2017'de olduğu gibi 2021'de de hayatım ikinci defa kitap oldu. Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı ve rektör danışmanı, aynı zamanda Gazi Kültür AŞ'nin kurucusu Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar hocamız bu kitabı, 418 sayfalık kitabı yeniden hayata geçirdi. Kumru dergisinde kitabı tanıtan Ayaz, özelde Gaziantep, genelde Türkiye için önemli olan değerleri yazılarına taşımaya çalıştığını söyledi. Bu kitapta ben gerekse Gaziantep'in, gerekse ülke içindeki değerleri taşımaya çalışıyorum. Yani tarihe taşımaya çalışıyorum. Örneğin, şair makam, inkar mı? Üstüme var mı içini dışına döken? Abuşoğlu, Cemil Cahit bir de ben. Üç kafadarız. Hakkın, adaletin olduğu yerde varız. Yumruk gibi bölünmez bir bütünüz hem de. Özgür düşüncelerimizle. Sadece bunlar değil. Mesela Kara Koçları, Yavuz Bülent Bakileri, Abdülhadi Bayı, Ahmet Özkökü, Dur Ahmet Çevik gibileri ben tarihe taşımaya çalışıyorum. Şiirlerinin her yaşa hitap ettiğini dile getiren Ahmet Ayaz, bundan sonra şiir yazmayacağını açıkladı. Şiirde kalitenin düşmemesi gerektiğini dile getiren Ayaz, neden şiir yazmayacağına da açıklık getirdi. Her yaşa hitap eden şiirim var benim. İnsanın bir gelişme çağı olur. Bir yetişkinlik, bir de sonu gelir. Ben son şiirimi yazdım. Bundan sonra şiir yazmayacağım. Fakat nesil yazılarım devam edecek. Güneş Gazetesi'nde en azından haftada bir gün okuyucularım yazılarımı okuyacaktır. Göreceklerdir. Bu nesil yazılarım sona ermeyecektir. Şiiri akşam yazıyorum. Sabahleyin okuyorum. Eşim şiirden çok anlar. Eşim de beğenmiyor, ben de beğenmiyorum. Şiiri size zoruna kimse yazdırmıyor. Şiirde kalite düşmemeli.